İlber Ortaylı, Divanhanenin Geleceği Osmanlı zamanında denizcilerin yerleştiği bölge esası itibariyle Kasımpaşa, Dolapdere ve bugün maalesef Polat İnşaat'ın Piyalepaşa İstanbul adlı sitesinin ve Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Paşa Camii'nin yer aldığı bölgedir. Bu bölgenin mülki ve idari amiri de Kaptan Paşa'dır. Yani oradaki karakolhanelerde oturanlar adı üzerinde Yeniçeri karakollukçularının değil, doğrudan doğruya donanma Leventlerinin ve onların başındaki ricalindir. Semtte de zaten ekseriyetle donanmaya mensup insanlar otururlar. Bu 19. asırda da böyleydi. Hatta bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde de bir takım Bahriye subayları Kasımpaşa'da otururlardı. Tipik bir Osmanlı mahallesi. Kasımpaşa fakirin, zenginin okumuş ile okumamışın bir arada bulunduğu tipik bir Osmanlı mahallesidir. İstanbul'un en renkli yerlerindendir ve İstanbul'un her semti gibi onun da kendine has bir şivesi vardır. Bu şiv daha çok bir takım argo kelimelerden de oluşur. Şaşılacak bir şey değil, Osmanlı donanması lügat olarak İtalyanca kullanırdı. O yüzden dilimizdeki bir takım İtalyanca kelimeler, donanma deyimleri gibi hayatımıza girmiş. Façanı alırım, bu işin raconu budur, gibi laflar da Kasımpaşa sayesinde Türk diline girmiştir. Yani, façanı alırım, yüzünü yırtarım demek, bu işin raconu, doğrusu budur demek. İtalyanca, raciondan gelir. Divanhanenin yerindeki Osmanlı Bahriye Nezareti diyeceğimiz bölümü ilk defa Cezayirli Hasan Paşa yeniden teşkil etmiştir. Daha evvelden burada kaptan paşalık yok demek değildir. Divanhane Bahriye Zabitlerinin, amirallerin kaptan paşa başkanlığında toplandıkları Deniz Kuvvetleri Yüksek Konseyi gibidir. Donanmanın bütün zabitleri, ofisleri, mali bölümleri de orada bulunurdu. Geniş bir binadır. Bakımı da son derece zordur. Şu ara zaten yeniden bir restorasyon geçirdi. Şu an ne olacağı konusunda kamuoyunda tartışmalar sürmektedir. Osman Öndeş, Osmanlı'dan cumhuriyete Divanhane ve Bahriye Nezareti Müzesi olarak tüm milletimize Devletimize armağan edilmesinin uygun olduğunu deniz tarihi alanında önemli bir uzman olarak söylemektedir. Divanhane'nin tarihçiler tarafından teklif edildiği gibi Deniz Kuvvetleri Müzesi olması uygundur. Çünkü Beşiktaş'taki Deniz Kuvvetleri Müzesi artık fonksiyonunu yerine getiremeyen bir yapı haline dönüşmüştür. Üstelik de trafiği tıkamaktadır. Buraya nakli daha doğru olur. Kaptan Paşalık yine adı üzerinde Kaptanı Paşa yani Bahriye'de Bahriye Kuvvetlerinin komutanı, Divanı Hümayun Azası olan Büyük Amiral'in ofisidir. Kaptan Paşalık, ismi Sultan Abdülaziz devrinde kaldırıldı ve Bahriye Nezaretine çevrildi. Kayserili Ahmet Paşa ki Kaptan Paşa'ydı bu unvan ve isim değişikliğinden hiç haz etmedi. Bahriye Nazırlığı gibi bir ismi istemediğinden darbenin taraflarından biri olduğu bile söylenir rastgele gelişime terk edilmemeli. Kasımpaşa İstanbul demektir. Her köşesindeki restorasyona ve düzenlemeye dikkat etmemiz, tarihi korumak gerekir. Bu bugünkü Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olan binadan tutunuz da 3. Selim Köşkü'ne ve maalesef Rixos Otel yüzünden vakfedilen Fatih Sultan Mehmet'in Taş Kazak Tersanesi'ne kadar. Şimdi sözü geçen divanhaneden arkalarındaki neoklasik tarzdaki ilkokul binalarına kadar söz konusudur. Bu semtin rastgele bir gelişmeye terk edilmesi doğru değildir. Hele Piyale Paşa Camii gibi dünyada eşi bulunmaz nadir bir mimar Sinan eserinin etrafına son zamanda yapılan binalar son derece korkunçtur. 21. yüzyılın Türklüğü için bir yüz karası olarak tarihe geçecektir. İnşallah bu bölgeyi gelecek nesiller yeniden ele alacaktır. 31 Mart vakası 31 Mart vakası olduğu olalı tam 115 yıl geçti. Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te başladığı için bu adla anılmıştır. Olaylar başkentteki avcı taburlarının birinci ordu zabitleri tarafından ast subayların ve onbaşıların hakaret gördükleri, haklarının yendiği şikayetiyle başladı. Gerçekte ise Volkan gazetesi ve derviş vahdetinin kışkırtıcılığını yaptığı bir ideoloji değil, bir retorikten ibarettir. Sultan Abdülhamid'in bu hareketle ne kadar ilgisi olduğu halen ispatlanamamış ve şiddetli kavga konusudur. 31 Mart'ın en büyük özelliği sokağa çıkan insanların alt kademe medreseliler tarafından desteklenmesi yani klasikteki Yeniçeri ayaklanmalarına hem benziyor hem benzemiyor ve ortaya trajikomik olayların çıkmasıdır. Güya birine "Mektepli misin, alaylı mısın?" diye sormuşlar yahu ben hekimim, benden hiç mektepli olur mu, demiş, kurtarmış paçayı. Bazıları içinde daha başka fıkra anlatıyor. Hareket ordusu şehre girdikten sonra gelen ordunun mensupları 31 Mart ayaklanmacılarını kovalıyorlar. Mollanın birine, gördün mü, nereye gitti, diye sormuşlar. Tebdili kıyafet etse de cevap verirken tekvit ile, ha, birisi şu tarafa geçti, öbürü de öbür tarafa kaçtı, deyince, Ha sen de onlardansın diye yakalamışlar. Padişah'ın haline karar verdiler. 31 Mart vakası, Rumeli'deki hürriyet hareketine katılan yerli komite üyelerinin de katıldığı, Rumeli askerinin Hüseyin Hilmi Paşa başkanlığında yürüdüğü Kurmay Komutanı'nda Mustafa Kemal Bey olduğu bir harekettir. 31 Mart hareketi ile Yeşilköy'de toplanan Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan ikisi bir arada Meclisi Umumi olarak padişahın haline karar verdiler. Bu 1922'de saltanatın ilgası ve 1924'te de hilafetin kaldırılmasından evvelki usulün ilk örneğidir. Hal heyeti karışık etnik gruplardan, dini gruplardan oluşuyordu. Padişaha hal edildiğini bildirdi. 31 Mart hareketinin tarihçiler tarafından bugünkü ideolojilerden ve siyasetten uzak bir şekilde tartışılma devri çoktan gelip geçmiştir. Bırakınız arşivlerde okunabilecek açık evrakı Yeterince gazete koleksiyonları, yabancı elçi raporları bile yeterince değerlendirilememiştir. Bu okyanus gibi bir iş değildir. Kısaca özetleyecek olursak, bir iç kavga maalesef bir yeni hükümet darbesiyle daha bitti. Bu yeni hükümet darbesinin sonunda partinin kuvvetlenmesi, ikinci meşrutiyetin ikinci safhası, yani 1908-1909'dan sonraki safhası Ordu'daki bazı subayların en başta Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanı olan Mustafa Kemal Bey ile askerle partinin siyasette bir karışımlarının bir arada bulunmalarının mahzuru etrafında itirazlara sevk etti. Galiba ordunun siyasetin dışında kalması düsturu da yine tarihimizde ilk defa bu kadar etkili bir biçimde böyle baş göstermektedir.